Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Sezen'le Mali Müşavir Dünyası programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli konuğumuz Sayın Abdurrahman Hatipoğlu bizlerle. Kendisiyle KDV iadeleri konusunu sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Sayın Abdurrahman Hatipoğlu kimdir? Sizi bir tanıyalım sohbete geçmeden önce. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Abdurrahman Hatipoğlu 2007'den beri kendi bürosunu işleten, bağımsız olarak mali müşavirlik yapan, aynı zamanda farklı unvanları da olan, işte bu uzlaştırma gibi, konkordat komiserliği gibi, mali bilirkişi gibi unvanları da olan bir kişidir. Evet, konumuz KDV iadeleri. Biraz aslında derin bir konu. Özellikle hani biraz daha insanların KDV kısmında işverenlerin daha detaylı bilmelerini istediğimiz için bu konuyu tercih ettik sizinle. KDV iadelerinde GEK ve OEK kodları neyi ifade etmektedir? KDV iade sisteminin devreye girmesiyle birlikte sisteme yüklenilen listeler üzerinden rapor oluşturulmaya başlandı. Bu raporların oluşmasıyla da bazı hataların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu raporlar GEK ve OEK kodlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Nedir bu GEK ve OEK kodları? GEK kodları genel esaslar kontrol bölümü, OEK kodları ise özel esaslar kontrol bölümü ifade etmektedir. Birkaç örnekle GEK kod hatalarını örneklendirmek gerekirse, önceden devreden KDV kontrol uyumsuzluğu, satış faturaları ile gümrük çıkış beyannamelerinin tutarsızlığı, kontrolü, yüklenilen KDV listesindeki faturaların tarih kontrolü gibi örnekler verebiliriz. Aynı zamanda indirimli oranla ilgili de farklı kontrol şeyleri çıkmaktadır, GEK hataları çıkmaktadır. Bunlar da indirme tabi işlemlerde KDV beyannamesi, hesaplama tablosu ve satış faturalarındaki bedellerin tutarlılığı kontrolü, yine indirimli olana tabi işlemlerde hesaplama tablosu, iade edilebilir KDV kontrolü gibi basitçe örneklendirmek gerekirse bunlar vardır. Özel esaslardan da birkaç örnek vermem gerekirse, onlar daha ağır, daha bağlayıcı kodlardır. Çünkü KDV iadesinin tamamen alınmasını engelleyen kodlardır. KDV iade isteyen mükellef hakkında süreyle sınırlı olmaksızın hakkında bir rapor var mı? Nasıl bir rapor var mı? Düzenleyici veya sahte belge kullanıcısı diye bir rapor var mı? Aynı zamanda iade talebinde bulunan firmanın ortaklarının daha önce düzenleme ile ilgili bir raporu var mı gibi kodların açıklandığı bir sistem. Neyi ifade etmektedir buradan? Söz konusu hatalar veya eksiklikler varsa KDV ödememiz tamamlanamamakta veya OEK ve GEK kodları mevcut KDV ödememizin azalmasına sebep olabilmektedir. Yani aslında koda takıldığında bizim rakamımızı etkileyebiliyor. İade alacağımız rakam değişebiliyor. Ya da işte bir raporda bir eksiklik varsa o eksikliği tamamlama gibi bir süre verilebiliyordur belki. Kesinlikle. Yani aslında bizim bu takıldığımız kodlar düzeltmemiz gereken işlemler. Doğru, yani bizim sisteme yüklediğimiz listeler sonucunda çıkan aksaklıkların giderilmesi için çıkan hatalar nadiren de olsa dediğiniz gibi KDV iadelerinde bir azalmaya sebep verebiliyor. Özel esaslarda çıkan kodlar tabii maalesef KDV iadesinin tamamen alınamamasına kadar gidebiliyor. Yani tamamen hiçbir şekilde KDV iadesi alınamamasına yol açabiliyor. Evet, özel esaslarda yani çıkan kodlar. Biraz önce anladığım kadarıyla sahte içerikli belge özellikle sahte, direkt özel esasa giriyor. Doğru, bravo. Aynen öyle. Tarif ettiğiniz gibi sahte veya muhteviyat itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya düzenlediği hakkında bir rapor bulunan mükellef KDV iadesi hiçbir şekilde alamamaktadır. Evet. Peki artırımlı teminat uygulaması nedir? %120 gibi bir ifade var burada. Doğru. Ne demektir? Şöyle, iade taleplerinin İşlem türü itibariyle YMM KDV iadesi raporu şeklinde olması durumunda iade talep dilekçesinin verilmesinden sonra KDV iadesi ile ilgili tebliğde geçen diğer rakamın tamamlanmasından sonra iade edilen tutarın %120'si tutarında bir teminat mektubu sunulursa vergi dairesine teminat mektubu içeriği verildikten sonra 5 iş günü içerisinde KDV iadesinin yatılması ile ilgili çıkan bir tebliği bu. Para alındıktan sonra, iade hesabımıza geçtikten sonra yeminlinin rapor vermesi için 6 aylık bir süre var. Yemin raporunu düzenleyip idareye sunması için 6 aylık bir süre var. Bu 6 aylık süre içerisinde raporunu düzenleyip daireye sunması lazım. Rapor da tekrar tabii taramaya göre vergi dairesince incelemeye tabi tutuluyor.
Orada da bir eksiklik veya noksanlık olması için 2 aylık bir süre var. Eğer hiçbir hata ve eksik çıkmazsa 2 ayın sonunda da idareye sunmuş olduğumuz teminat mektubunu geri alabiliyor mükellef. Yani KDV iadesine konu olan rakam, evet, hesabına yatırılıyor ama, doğru, tek bir şartla içeriye bir teminat mektubu vermesi gerekiyor ama %125 vermesi gerekiyor. %120 oranında bir teminat. Evet, atıyorum 10 bin liraysa 12 bin liralık bir teminat mektubu almamız ve idareye sunmamız gerekiyor. Bunun sebebi aslında şey mi? Hani bir faiz işletme gibi bir söz konusu olduğu için mi %120? Hayır, bunun sebebi direkt oradaki şeyini, verdiği parayı güvence altına almak için daha fazla oranda bir teminat istiyor. Peki diğer bir sorumuz. İndirimli oran KDV iadesi ne demektir? Şöyle, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu'nun bazı mal ve hizmetlerde KDV oranlarını düşürme yetkisi vardır. Buna dayanarak bazı mal ve hizmetlerin KDV'sini Bakanlar Kurulu düşürmektedir. Örnek verecek olursak, mükellefin %18'lik alışlarının olması lazım. Tabi devreden KDV'sinin olması lazım. Buna mukabil daha düşük oranda satışların olması lazım. Bu çerçevede bu aradaki fark için, tedarik edemediği KDV için nakit iade talebinde bulunabilir ve iade alabilir. Bunun için örnek vereceğiniz sektörler var mıdır? Yani hangi sektörler buna daha yatkındır? En çok yaygın Türkiye'deki sektör inşaat sektörüdür. Yani inşaat sektöründe tüm girdiler %18 genel orana tabi girdilerdir. İşte çimento, kum, çakıl gibi şeyler. Evet. Ve satışların büyük çoğunluğu, özellikle kentsel dönüşüm olarak yapılan konutların satışı %1 KDV tabi olduğu için oradaki %17 KDV'nin nakit iadesi şeklinde, indirimli olan iadesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. En daha yaygını, çok inşaat sektörü. En yaygın inşaattır, evet. Peki, diğer bir sorumuz. Sahte fatura kullanımı yönünden incelenen mükelleflerin hakları nelerdir? Sahte belge kullanma raporu düzenlenmişse nasıl hareket etmelidirler? Yani aslında öncelikle sahte fatura kullanımı nedir? Neyi kastediyoruz biz burada? Sahte fatura kullanımı muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge adı şeklinde geçer aslında lügattaki ismi. Yani faturanın içeriğindeki ürünler gerçekten alınmamış ve stoklarımıza girmemiştir. Sahte fatura dediğimiz belge türü budur. Öncelikle incelemelerde mükellefler kendini ifade edebilmelidir. Yani incelemenin gidişatı iyi takip edilmelidir. Sonunda ne ile karşılaşacağı iyi hesaplanmalıdır. Zira bazı incelemeler sonucunda mükellefler hapis cezasıyla karşılaşabilmektedir. Dolayısıyla inceleme sürecinin iyi götürülmesi gerekmektedir. Tabii mükelleflerin de dediğiniz gibi hakları var burada. Söz konusu hakları var. Nedir bunlar? İşte tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma, dava açma veya vergide indirim gibi hakları vardır. Bunları kullanılmasında da farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yani bu konuyla ilgili şunu da sormak istiyorum. Aslında çok içeriğimizde olmasa da, yani kendi meslektaşlarım açısından sormak istiyorum. Mali müşavirin, işverenin kullandığı sahte kullanım, yani muhteviyatıyla yanıltıcı olan belgenin kullanılmasının müteselsil bir sorumluluğu var mıdır mali müşavir için? Kesinlikle yoktur. Olmadığı kanaatindeyim. Ne yazık ki yasalarımızda böyle bir madde var. Lakin mali müşavirin bir kere denetim yetkisi yoktur. Yani alınan faturanın, bize gelen faturanın biz denetimini yapma yetkimiz olmadığı için sorumlu tutulamayız bence bundan dolayı. Dolayısıyla hiç bu görüşe katılmıyorum. Evet, dediğim gibi kanunda böyle bir yer var. Fakat mali müşavirin kesinlikle mükellefin aldığı faturayla hiçbir bağı yoktur. Ayrıca denetim yapma yetkisi de, tekrar söylüyorum, olmadığı için hiçbir şekilde bence sorumluluğu yoktur. Mütesel sorumluluğu yoktur. Yani aslında şöyle, bizim mütesel sorumluluğumuz kanunen, yani biz bir yeminli mali müşavirlerin belki denetim haklarından dolayı belki onların vardır ama bizim öyle bir yetkimiz yok. Doğru. Ve herkesin, kendi bürosu olan insanların yüksek sayıda mükellefi var. Yani tek tek gelen her faturayı, fişi inceleme gibi bir olanağımız zaten yok. Çok doğru. Ama bundan müteselsil bir sorumluluk doğuyorsa, hani baktığında işaret parmağı bizi de gösteriyorsa, bu bizim için çok büyük bir risk taşımakta. Biz maalesef aslında devletle işveren arasındaki köprüyüz ya. Evet. Ama biz sadece köprüyüz. Arkamızı döndüğümüzde hiç kimse yok. Yani ne devlet tarafı arkamızda bizi koruyor,
ne işveren tarafı açısından korunabileceğimiz bir şey söz konusu. %100 haklısınız. Baktığımız zaman devlet şunu söylüyor. Yani benim bütçemde vergilerin yeri şu kadar. Ben bu yıl şu kadar vergi toplamayı hedefliyorum diyor bütçe tasarısında. Ki şu an zaten gündemimizde bütçe konuşmaları var. O vergiye ulaşmayı hedefliyor. Fakat işveren de şöyle bir tarafta. Ben bu kadar istihdam sağlıyorum. Aslında benim ekonomiye katkım bu. Vergi ödememek için. İşte muhteviyatı gereği yanıltıcı belge kullanarak ya da işte en kaba tabiriyle sahte fatura kullanarak bu vergiyi düşürüyor. Hı hı. Şimdi ben arada olan kişiyim. Hem devlete vergiyi toplamakla yükümlüyüm. Tabii hem etmiyorum. Benim ücretim, hizmet ücretimi de işveren ödediği için aslında ben ne tarafta duracağımı... Çok doğru bir yere değindiniz aslında. Ne tarafta duracağımı bilemeyerek aslında durmam gerektiği yeri biliyorum. Ama beni oraya hiçbir şey bağlamıyor. Yani hükümetimin, devletimin beni koruyor olması gerekiyor. Bunun için de aslında mükelleflerin, müşavirlerini direkt devletin, Maliye Bakanlığı'nın seçmesi gerekiyor. Yani bir şirket kurulduğu zaman bu şirketin mali müşavirini devletin ataması gerekiyor. Ve ücretini de ondan peşinden tahsil edip müşavir ödemesi gerekiyor. Yani aslında müşavirin mükellefle bu kadar içli dışlı olmaması gerekiyor. Ücretimi direkt ondan almaması gerekiyor. Aynen, yani katılıyorum. Aslında bir havuz sistemi, nasıl avukatlar için de böyle bir sistem varsa, mali müşavirler için de bu sistem aslında hayata geçirilebilir. Doğru. Belirli bir sayı konabilir, bir kota konabilir. Bizden sonra gelecek gençlerin önü açılabilir. İnsanlar artık büroya yönelmiyorlar. Gibi gibi aslında bizim çok üstünde durulması gereken başlıklarımız var kendi mesleğimiz açısından. Umarım bir yolu bulunur ve bir şekilde bir düzene sokulur diyorum. Çünkü artık bunları konuşmak bile çok çirkin. Yani KDV iadelerinde sahte faturayı konuşuyor olmak, aslında insanların hem sahte faturayla vergi kaçırıyor olması hem de gidip KDV iadesi için başvuruyor olması kadar çelişkide olan bir durum söz konusu değil. Yani çok enteresan. Çok doğru tespit. Yani devletin bile %120 teminat alması, onun da başında ne gelebileceği kısmında bir önlem aslında diye tabii düşünüyorum. Tabii o gibi, yani iadede bir sıkıntı çıkarsa ben orada paramı garantiye alayım. Artı evet. İşte onunla ilgili cezalar vesaire keseceği için fazlasıyla istiyor teminatını. Yani enteresan. Peki nakit KDV iadelerinde alt sınır, üst sınır gibi bir uygulama var mıdır? Yani türüne göre aslında farklılıklar vardır, evet. Kimisinde yememe raporu gerekmektedir. Kimisi inceleme yapılarak verilen iade türleri vardır. Yaygın olması açısından ben size ihracat, mal ihracı için örnek vereyim. Mahsuben iadelerde, mahsuben iade dediğimiz işte vergilerimize tavuk edecek vergilerimizi yaptığımız iadelerde hiçbir şekilde aslında bir üst sınır veya alt sınır yoktur. Tamamen vergilerimize mahsup isteyebiliyoruz. Nakit iadelerde 5.000 lira bir alt sınır var. O nakit iade talep edersek 5.000 liralık bir alt sınır var. Üstünde bir nakit iade talebinde bulunursak yememe raporu veya incelemeyle alabiliyoruz bu rakamı. 2020 yılı için alınabilecek rakam ihracattan doğan iadelerde 852.000 TL'yi aşamamaktadır. Ama tabii mükellefin tam tasdik raporu varsa burada bir üst sınırdan da bahsedemeyiz. Yani zamanında yapılmış bir tam tasdik raporu varsa bir üst limit de yok. Yani atıyorum 10 milyon lira iadesi olsa hepsini alabilmektedir. İndirimli oranda ise rakam 1 milyon 705 bin liraya kadar çıkmaktadır. Üst limit 2020 yılı için söylüyorum tabii bu rakamları. Yine KDV iadesi tam tasdik raporu varsa mükellefin yine bir üst limitten bahsedemeyiz. Bütün çıkan rakamlar alabilir. Peki konumuzu toplayacak olursak eklemek istediğiniz, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır Abdurrahman Bey? Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Bizim için çok değerli bir çalışma oldu, güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum ben size. Peki programımıza ve izleyen seyircilerimize sunmuş olduğunuz katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Programımızın sonunda anonim olmuş fıkralarımıza yer veriyoruz. Konularımız biraz kasvetli olduğu için biraz havayı dağıtmak adına. Bugünün fıkrası, Dursun patronu Temel'e sorar. 10 yıl öncesine ait iki çuval muhasebe evrakı var. Çok fazla yer kaplıyor, ne yapalım der. Hepsini yak cissun der Temel. Dursun çıkar, çuvalları alıp yakmak için yola koyulur ve arkasından Temel tekrar seslenir. Ula Dursun der, 10 yıl ama tekrar işimize lazım olabilir. En iyisi hepsinin fotokopisini çektir de yak der.
Böyle işte fıkralara konu olan bir mesleğimiz var. Evet değerli izleyicilerimiz, bir Sezen'le Mali Müşavir Dünyası programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.